kardeşim. Vallahi sakın bana bilmiyorum deme, yemezler. Vallahi biz Şebnem'le hoşafın içine böyle bir şey kalkmadık. Sorup soruşturduk, kimse bir şey bilmiyor. Canım da hiçbir şeyden haberi yok. Kızlar da aynı şekilde. Ben de bunu mutfaktaki dolabın dibinde buldum. Vallahi kim sakladıysa maşallah çok güzel saklamış ya, kimse bulamasın diye. Yani kardeşim, bu durumda bir şüphelimiz var mı? O da sensin. Yok, benim bir alakam yok. Vallahi bana hiç öyle gelmedi ya. Yok, benim kuşakla bir alakam yok. Ben bunu sadece su şişesine kattım. Çok sıkıldım artık. Selim'le Şebnem'e sormak lazım acaba. Özgür, şişenin içinde ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Şebnem çok tatlı dedi, içine kattık, bu kadar. Hani her gördüğün suyu susamayacakmışsın demek ki. Yani. Değil mi? Bir de hala üstü çıkmaya çalışıyorsun. Şunu adam gibi anlatsana bir ya. Ne yapmaya çalışıyorsun? Lan ne oldu? Ne oldu sana ya? Yüzünden düşen bin parça. Hiç. Bir an yalnız öleceğim geldi de aklıma. Geçer şimdi. Hayda, sen hayırdır ya? Niye ölüyoruz şimdi biz? Yok, yani siz ölmüyorsunuz. En azından yalnız ölmüyorsunuz. O yüzden rahat olun. Sen Akif'le aran bozmayı var mısın peki? Ya çocuk pervane oldu senin peşinde Almila. Ne yapacağını şaşırdı. Tabii canım, hatta kapın da paspas oldu, paspas. Var ya, sen şimdi git, ben seninle evlenmek istiyorum. Ne nikah memuru yatağından kaldırır getirir buraya, yemin ederim. Tabii. Evlenmem ben onunla ya. İnat ya, inat. Sen bir dönebilir misin canım arkana bir? Ne? Dön bir dön. Ha ne? 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 Aa! Bu ensendeki ne ensendeki? Ne böcek mi? Ne? Ne o böcek mi ne? Ya. Ya ne var? Akif yazdırmışsın ensene, Akif. Ya mümkün mü? Şimdi de sevmiyorum demeyeceksin herhalde, değil mi canım? Tamam, yaptırdım ben bunu ya. Sevmiyorum tabii. Muhtemelen dün gece yaptırdın. Zaten ben bunu yarın gidip lazerle sildireceğim. Hatta ve hatta Akif'i hiç sevmiyorum yazdıracağım. Size de böyle açıp göstereceğim ondan sonra. Aslında... Sildirmene gerek yok bence ya. Yani Hızır Akif duruyorken yanına yazdırabilirsin. Dalga mı geçiyorsun sen benim? Bir şey yok. Çıkacak bu ya. Abicim delirdin mi sen? Ya nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya? Ya ne bileyim, düşündüm işte. Ama yapamadım, ellerim titredi, vazgeçtim. Ben de aldım, bir köşeye bıraktım. Oğlum o zaman lavaboya dökseydin ya, niye ortada bırakıyorsun ya? Eytan bir dahaki ne olayım? Bak şimdi, ya şaka yapıyorum, böyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Yani bir daha yapmayalım. Vallahi şaka maka yanında bizi de götürüyordun Özgür Efendi. Zaten nasıl bir ilaçsa kimse ne yaptığını hatırlamıyor. Değil mi? Bunu biz Selim'le Şebnem'e sormak lazım. Özgür! Tamam abi, tamam, neyse kavga etmeyin. Her şey yoluna girdi en azından çok şükür. Yok, Almila'yla barışmadan hiçbir şey yoluna giremez. Hala konuşmuyor musun? Konuşuyor da telepatik. Daha bile bulamadık aslında. Resten. Sevdiğim, çok güzel olmuşsun. Biliyorum. Neyse, ben kendime içecek bir şeyler alayım. Ben çıkıp hava alacağım. Tamam, sen de. Özgür, biz de gelelim mi kardeşim? Yok, yok. Gerek yok. Gereken bir şey var.
İyi de. Bir dakika. Pardon. Bak biraz daha inat edersen ortada Akif diye biri kalmayacak. Kalmayacak ne demek? Çocuk o kadar üzgün. O kadar üzgün ki. Sensizlikten aklına neler getirmiş bir bilsen. Almila'sız demiş. Hayatın benim için bir anlamı yok ki demiş. Ay tamam yeter içmiş işte öf. Çocuk Akif, Özgür intihara kalkışmış. Kendini öldürecekmiş çocuk. Kesin. Ne oyunu be? Planlamıştır kesin. O böyle öldüm de sonra bir bakmışsın hop yaşıyorum diye çıkar senin karşına. Sonra böyle denizleri açılır kendi sulara atar filan. Yani yapar hep bunları o. Yapar çünkü kendisi dengesiz bir insan. Aa şimdi gösteririm ona gülmek. Bu ne be? İyice çocuk oldu bu be. Böyle insanı ben hayatımda gör. Kendine yeni yeni oyunlar buluyor bir kere. Ölsene gel. Ben buradan yürürüm valla. 2015'in sosyal medya kraliçesi olurum. Heh, neyse size doyum olmaz. Ben şimdi başına döneyim. Havanı yerim, havanı. Kıskanmayalım lütfen. Valla pek bir şey anlatmadı. Yani bir parti fikri vardı kafasında ama en son ne yaptı bilmiyorum. Kesin güzel bir şeyler hazırlıyordur o ya. Seviyor öyle şeyleri. Kesin. Bu gerizekalı da ölecek kıskançlıktan ya. Neymiş bu konsept kendisininmiş de bilmem neymiş. Ya sen yılların güzün ablasından aparmadın mı zaten bu konsepti? Kime hava atıyorsun yani? Bana da laf sokmuş bir de salak bak. Taklitler asıllarını yaşatırmış başım. Yesinler. İşi gücüsü toplamak zaten. Kim ki o? Purple lipstick diye biri. Neyse dinleyin dinleyin bak şimdi. Aşk böceği bana bir soru sormuş. Aşk böceği kim? Bilmiyorum ki. Kimse kendi adıyla yazmıyor ki herkes nickname kullanıyor. Uzun
zamandır bir kıza çok aşığım. Onu neredeyse her gün görüyorum. Aramız da iyi. Ama bir türlü ikinci aşamaya geçemiyorum. Ne yapmam lazım? Sevgili aşk böceği. Eğer kararı kesilse, bu kızı elde etmeyi kafana koyduysan kesinlikle geri adım atma. Doğru. Bak Özgür'e nafz etti, bir şekilde beni kendine aşık etti mesela. Doğru. Bak Özgür'e ne yaptı, ne etti. Mutlaka ona olan sevgini, aşkını belli et. El alem ne der, ne düşünür diye sakın dertlenme. Aşık adam gurur yapmaz. Kesinlikle. Bu arada kız sana, ben bir ilişki yaşamaya hazır değilim derse sakın inanma aşk böceği. Sonuçta kızlar olarak ilişki yaşamaya hazır olmasak da talep olursa 5 dakikaya hazırlanıp çıkabilecek potansiyeldeyiz biz. Yani. Nasıl gidiyorum kızlar? Süper. Ama ben merak ettim şimdi, sonu nasıl bağlayacaksın bunu? Ha. Şöyle. Öncelikle çiçekten gir. Kızın ruhuna hitap edecek bir çiçek buldun mu? Heh, doğru yoldasın demektir. Şunu da asla unutmaman lazım. Kadınlar karmaşık yaratıklardır. Hayır derler ama her zaman hayır anlamına gelmez. Evet de her zaman evet demek değildir. Ne? Sil onu bence. Yok ya, bence böyle iyi oldu. Sonuna kadar zorlasın yani. Şimdi son bir cümleyle bağlayalım bunu. Her zaman kızın kafasını karıştırmaya bakar çocuk. Yani kısacası Pekin'de Hint restoranına gidip pizza sipariş etmeye odaklan. Senin temam bu olsun. Çiçeğe gelecek olursak, lilyum buketinin içine papatyalar ekle. Pembe karanfillerin arasına pembe kasım patılar koy. Hadi göreyim seni. Ve gönder. Evet, işimiz bitti kızlar. Çıkabiliriz. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Size kalsa ne bir ağaç süsleyeceksiniz ne bir eğlence, öyle kös kös oturun evde. Vallahi kardeşim benim aklımda vardı bir şeyler aslında ama. Yani en fazla kainata bir hediye alırdım. Belki bir yemeğe çıkardık falan ama o kadar yani. Allah Allah. Yani nerede sizin yılbaşı ruhunuz ha? Bir çorapları süslemeler, böyle asmalar diyeceğim. Siz şimdi gider böyle kokulu pis çoraplarınızı asarsınız. Neyse ki benim gibi şahane bir arkadaşınız var. Party boy, yanar dönerli partilerin vazgeçilmez adamı, şahane bir parti peşinde. Neden? Çünkü yılbaşı bu. Yepyeni bir umut, her şeyin yeniden yenilenmesi. Bir nevi yenilenme. Şöyle her şeyi geride bıraktığımız bu günlerde negatiflikten pozitifliğe doğru yol açtığımız... Yemin ederim Almi'yle konuşuyor karşımda ya. Noel babanın cini ya. Bunlar çok fazla bir arada vakit geçirdi, ondan böyle oldu. Ayrıca her sene aynı şey. Ya böyle illa bir hindi pişirmece, bir ağaç süslemece. Böyle bayık bayık 10-9 falan. Ne oldu? Nedir yani? Yeni yıla giriyoruz abi işte. Abartmaya ne gerek var? Öyle düşünüyorsun gerçekten. Vallahi öyle. Sen? Tam olarak değil. Yani ben yılbaşı partilerini severim. Ama çok da abartmasak iyi olur. Öf, tamam siz abartmayın, ben yaparım. Hiçbir şeyle karışmayın, tamam mı? Siz kim ki? Bana uyar. Aha, biz de tam partiden bahsediyorduk. Bakın, önce gideceğiz, akşamleyin beraber yemek yiyeceğiz. Ondan sonra burada hayvan gibi partileyeceğiz. Ya keşke teyze şunun da burada olsaydı. Ay Şevdem, kadını bir rahat bıraksana. 40 yılda bir tatile gittim Müfit abiyle. İyi de ben anlamıyorum, onlar bensiz nasıl eğleniyorlar ya? Balayında olduğu için olabilir mi sevgili? Mümkün. Aşkım, o zaman biz de onları balayımıza çağırmayalım, tamam mı? Sen nasıl istersen bir tane, çağırmayalım. Zaten onlar Maldivler'de sıkılırlar, değil mi? Phuket diye konuşmuştuk ama. Phuket. Aman neyse, yanımda sen olduktan sonra bana her yer çarşı. Vallahi bütün atışmalar, inatlaşmalar gitti. Yerine bunlar geldi, inanılır gibi değil. Sus, eski hallerine dönerlerse biteriz. İşte bahsettiğim yenilenme, yılbaşı. Sen gel bakayım ben. Nereye? Ya kız gel. Kolay gelsin. Şebnem Gürsoy burada mı acaba? Aa, benim. Aa, onlar benim için mi? Evet efendim. Ay,
Ya çok tatlısın Selim'cim ya. İyi de... Şey yapsan, ben bunları bozuya koyayım. Sen de şey, bahşişim veriyorsun. Artık gözlerini aç. Ay, bunların hepsini sen yaptın aşkım. Herhalde hayatım, kendi ellerimle yoğurdum. Bak üzerinde şeker hamuruyla kapladım. Aşkımın da adını yazdım. Almilatte delle crobbiatte. Adı bu. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş ama... Sen dün de çikolatalı pasta yaptın aşkım. Ben bu gidişte 1000 kilo olacağım. Ben sevmiyorum, bayılırım. Problem yok. Sen bir de yarını gör, neler yapacağım. Yarın ne yapacaksın? Bak yiyecek bir şey olmasın bari bu sefer. Çünkü barıştığımız günden beri hep beni böyle şekerler, çikolatalar mahvoldu. Tamam, bakarız artık. Beğeni, beğeni. Çok güzel olmuş aşkım. Ben bunları hep yerim ki. Al bir kere de, hadi. Çok güzel olmuş. Hadi ben yer alacağım. Gerçekten ben göndermedim Şebnem. O zaman kesin bir hayranım gönderdi yani. Sonuçta bir sürü follower'ım var değil mi? Ya yeni işini kutlayan biri de olabilir. Ya da bir sürü kişiye yardım ediyorsun. Teşekkür çiçeği de olabilir. Ya da bana aşık biri göndermiş olabilir. Sonuçta ben aşık olunmayacak kız mıyım değil mi? 10 kişiye sorduk, 10 popüler cevap aldık. Bir tanesi de ne bileyim bir Sevilay, bir Ayşe, bir Sevtap, bir şey demedi. Herkes Şebnem Gürsoy dedi. Bak bak bir de bunlar var, gümüş olanlar çok şık. Aşkım çok güzel, çok hoş da sen daha kaç tane kolye açmayı düşünüyorsun acaba? Şuraya bak. Şimdi 3 tane burada var, evde de var daha. Açacağız işte daha, açacağız. Alt tarafı bir tane ağaç süsleyeceğiz. Senin bu kadar bu aldığın kolyelerle biz bu mahallenin bütün ağaçlarını süsleriz ki. Ama beni kırıyorsun yani, bu yılbaşı. Ayrıca bunları ben bugün almadım ki. Bunlar yılların birikimi, yıllarım. Yani her senenin ayrı bir teması var. Mesela bak şimdi, 2010'dayken bembeyaz bir ağaç almıştım. Mavi süslerle süsledim. Ama sen ol beyaz ağaç alma. Ne yaparsan yap, nasıl saklarsan sakla sana diyor, seneye kullanabiliyorsun. 2011'de daha klasik çalıştım. Kırmızı ve gold tonları. Hayırlı. 2012'de tekrar beyaza döndüm ama bu sefer dedim ki birazcık böyle gümüş atayım. O zamanlar çok meşhurdu. Her yere gümüş böyle yazılar yazıyorlardı. Geçen sene de rustik çalıştım. Rustik. Yani böyle pastoral, kahverengi, yeşil, country, village. Köylü, köylü. Peki bu sene ne yapıyorsun? Bu sene konu sen olduğun için aşk temasına gidiyoruz. Yemyeşil bir ağaç, kıpkırmızı süslüyoruz. Beraber ama, tamam mı? Ya tamam da. Tamam da ne? Bak gene geliyor itiraz, ne? Ya aşkım, bir kere ağaca bizim kapı girişine koymamız lazım. Niye? Çünkü Feng Shui'ye göre öyle yapmamız gerekiyor. Kapıya çok yakın olması gerekiyor. Aynadan uzak olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca sırf kırmızı olmaz. Stresli, sıkıntılı bir ortam olurum. Onu böyle birazcık mavilerle yumuşatmak lazım. Bak aynanın üstündeki maviler lazım onun aralarına. Sen beni Feng Shui'ye göre mi seçtin? Çekik gözlü bir Japon olduğum için, he? Seni geyik toplarım sana.